Tabii ilginç olan İBB sözcüsü sıfatını verenler kendileri, şimdi o sıfatı alırken o sıfatı komple yok edenler de kendileri. E şimdi İBB sözcülüğü kimse yapmayacak mı acaba bundan sonra? E, nasıl bir mantıkla daha önceden getirdikleri var olduğunu kabul ettikleri bir sıfatı şimdi tümüyle kaldırıyorlar. Tabii e, öyle birbirlerine. Şantaj malzemeleri veriyorlar ki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni güya yönetiyorlar ama Fatih'in portresini satın almadan başlayın, kanuni portresini bir iş adamına aldırıp belediyeye bağışlamaya kadar, Cenevre tatilini örtbas etmeye kadar veyahut da Ekrem İmamoğlu'nun seçilir seçilmez, daha birinci ayında ardı ardına üçer günlük, beşer günlük tatillere kadar hepsi birbirlerinin açıklarını gayet iyi bildikleri için yanlışlıklarını, usulsüzlüklerini, tekneyle işe gelme, gitme olayları, şantaj altındaki bir milletvekilinin mali müşavir olduğu bir şirketten belediyeye, İETT'ye hizmet alımına kadar onlarca konuda birbirlerinin açıklarını çok iyi bildikleri için bir kişiyi görevden alırken de aman kızmasın, sinirlenmesin sonra bizim açıklarımızı deşifre eder korkusuyla o makamı da biz kaldırdık şeklinde bir açıklama yapıyorlar. Ha, arka planında mantıklı bir izahları varsa buyursunlar yapsınlar. Yoksa alınlarına yapışan bir leke olarak kalacak. Niçin siz böyle bir sözcülük makamına Murat Ongun'u getirmiştiniz? Şimdi, şimdi hangi maksatla veya belediyenin, kamunun hangi faydası sebebiyle onu oradan aldınız? Diğer görevlerine devam edecek mi Murat? Daha bu? önce de otobüs AŞ'den alındı biliyorsunuz. Evet. Yani ne gibi bir uzmanlığı vardı, bu ulaşım tecrübesi vardı belli değildi. Otobüsler patır kütür yanmaya bilmem ne olmaya başlayınca da bu defa otobüs AŞ'den aldılar. Ya yani aslında bu birinci görevi değil aldı. Iki, i̇kinci görevi i̇kinci, Daha bir iki görevi de elinin altında daha duruyor. Daha çok görev değişiklikleri yapılır ama benim için önemli olan mesela Karadeniz turunu bir açıklasınlar. mü açıklar, basın mensubu olarak Murat Ongun mu açıklar, belediye başkanı sıfatıyla Ekrem İmamoğlu mu açıklar. Karadeniz gezisi yaptınız, bir rivayete göre belediye bunu finanse etti, bir rivayete göre kendi anlatımları, rivayet de değil aslında bu, Belediye'nin imkanlarından da yararlanarak bir kısmıda kendi ceplerinden yapılan harcamayla finanse edildi. Ama bunların hepsinin ötesinde net olarak resmi bir açıklama olarak yarın sayıştayın müfettişleri geldiği zaman önlerine koyabilecekleri şekilde. Kardeşim tamam İETT'nin otobüsünü siz belediyeye başkana tahsis etmişsiniz. Onu dayayıp döşemişsiniz. Bir belediye başkanının özel kullanımına e, ihtiyacına cevap verecek şekilde içini dizayn etmişsiniz. Masraflar yapmışsınız. Tamam onu anladık. Peki onun dışında işte Ertuğrul Özkökü'nden tutun Özlem Gürses'ine kadar uçak biletlerinden ki bazıları işte ekonomi sınıfında, bazıları bilmem basınız falan filan diyorlar. Çok fazla uçak seyahati yapmadığım için bilmiyorum. Ama kendi aralarında Tele 1'in muhabiri çıktı. Dedi ki bizi şurada şurada ağırladılar. Fakat bazı kişileri ise VIP kabul edip, bazı gazetecileri ise onları başka yerlerde konaklattırdılar. E dolayısıyla bunların hepsini bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kasasından çıkan paraları izah etme noktasında açıklığa kavuşturmaları Özlem lazım. Özlem beyanı var kendisi. Ne diyor? Diyor ki Kılıçdaroğlu İmamoğlu ile konuştuk. Bize dedi ki bu yediğimiz kuru fasulyeye kadar hepsini İBB ödüyor. Bindiğimiz aracın bedelini İBB ödüyor. Niye? İşte ben İBB'nin başkanıyım. İşte bugün Londra'ya bile gitsem Londra Belediye Başkanı'nın şeyi tahsisi neyse benim tahsisimde o. Yani bunun İBB bütçesinden karşılandığını kendi yandaşı gazeteci söylüyor. Evet, evet, evet. Kendisi Özlem Gürses açıkladı bunu da, e, beyan etti ama hemen ertesi günü ya öyle dedim ama işte ben duyumlara göre falan diye üstünü kapatmaya çalıştı. Ya çok uzun bir mevzuyu konuşmuyoruz veya Alengirli, diyelim ki şimdi bütün Anadolu gezisinden bahsederiz. Bir gün Karadeniz'e gidilmiştir. Bir gün Ankara'ya gidilmiştir. Bir gün Antalya'ya, bir gün Hakkari'ye gidilmiştir. Hepsi değişik tarihlerde, değişik sebeplerle gidilmiştir. Dolayısıyla bunların hepsini bir çuvalın içerisine doldurup sorarız karşımızdaki muhataplara. Ya dur bakalım ne top atışı yapıyorsunuz der adam haklı olarak. Hakkari'ye gittiğimizin sebebi şu. Şu etkinlik şu sebeple gidildi. Onun masrafları şöyle. Karadeniz'e gitmemizin sebebi şuydu. Şu resmi etkinlikti. Bunun masrafları şöyle karşılandı. Ama Antalya'ya gidişimizin sebebi başkanımızın özel ziyaret. Onun da masrafları şöyle, Böyle çok alengirli bir mevzuyu sorarsınız. Bir çuvalın içerisinde 10 tane 20 tane geziyi koyarsınız. Sorarsınız karşınızdaki adama. Adam da afallar. Ama bir tane gezisinden bahsediyoruz ya. Karadeniz gezisi, Özlem Gürses de aynı statüde gitti. Ertuğrul Özkök de, Tele mabiri de, İsmail Saymaz da vesaire de. E peki siz bunların hepsinde ne yaptınız? Uçak biletlerinin kim karşıladı? Bir, oradaki masrafları kim karşıladı? Otobüs, YTT otobüsü Ertuğrul Özkök'e tahsis edilirken sen bu otobüsle bara da gidebilirsin genel eve de gidebilirsin, İngiltere'de, Londra'da tatile de gidebilirsin diye mi tahsis edildi? Yoksa belediye başkanısın sen, belediye başkanı sıfatıyla yapacağın faaliyetlerde, görevlerde bu otobüsü kullanabilirsin diye mi tahsis edildi? Dolayısıyla çok karmaşık bir şeyi sormuyoruz aslında. Ama buna bile cevap veremeyen bir İstanbul Belediye Yönetimi ile Şimdi şöyle düşünün.